Hiç kaçırmam, gördüm. Vay vay, tamam. Hemen kısa bir röportaj yapalım abi seninle ya. Neresi? Magazin burada. Abi seni buralarda görmek harika bir şey. Bayağıdır gözükmüyordun ortalarda. New York'tayım daha çok ama işte için sık sık geliyorum buraya. Onun için. Yine iş için mi geldik yoksa tatil mi? Bu yaz buradayız. Oğlanın da okul işte tatile girdi. Burada hem işlerle uğraşacağız, biraz da tatil yapacağız. Abi seni görünce gözümüzde hemen efsane mutlu canlanıyor. Mutlu oluyorum. Hugo. Çocukluğumuzun süper kahramanı. Evet, ne güzel büyüdünüz. Çok güzel büyüdünüz. Tuşlarını basarak büyüdük abi. Evet, ben de biraz öyle oldu ama biraz fazla oldu. Şimdi yeni nesil çocuklar abi genellikle tablet ve telefonla büyüyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Sen çocuklarını nasıl yetiştirdin? Nasıl yetiştiriyorsun? 16 yaşında bir oğlum var. Hayatın gerçeği. Oradan koparmamak gerekiyor sonuçta ama ayarında tabii. Çünkü farkında mısınız bilmiyorum. Bazen çok donuk bakıyorlar gençler. Ne yazık ki. Hani... o biraz onları etkiliyor, negatif etkiliyor. İnanıyorum. Bizim zamanımızdaki oyunlar gibi değil çünkü. Peki Amerika'dan bakınca Türkiye'nin mevcut durumu nasıl gözüküyor şu anda? Ülkemiz güzel, her türlü güzel. Kötü görünmüyor. Özellikle ekonomik durumla ilgili bir eleştiri var. Oradan bakınca sen nasıl görüyorsun bu durumu? Geldin şimdi buraya turist gibi geziyorsun abi. Çok da turist gibi değil. Burada işlerim var. Çok da turist gibi gezmiyorum. Her şeyin içindeyim yani aslında. Türkiye'de projeler olacak mı? Çünkü herkes seni çok özledi. Projeden kasıt ne? Yani... Medya projesi mi? Evet, medya projesi. Yani bir oyunculuk filan. Çok yaptık yani, sunuculuk çok yaptık. Çok uzun sürdü biliyorsun Hugo'da. Yıllarca sürdü. Onun için o yetti. Çok da keyifli oldu. Şimdi diğer işlerime daha yoğunlaşıyorum. Yani şirket tarafı daha yoğun bende. Abi burada sokak hayvanlarının uyutulması, parantez içinde öldürülmesi gündemde. Amerika'da bu işi nasıl ıslah ediyorlar? Nasıl şey yapıyorlar? Amerika'da aslında 30 gün bildiğim kadarıyla sokaktan toplanan bir hayvan bekletiliyor ve 30 gün içinde bir sahip çıkmazsa uyutuluyor. Ne yazık ki Amerika'daki öykü çok üzücü. Ben işte çocuğum, eşim, biz de orada bununla öyküleri duyunca üzülüyoruz. Amerika'da aslında biraz hoş değil. Hoş değil. Burada da aynı senaryo uygulanmaya çalışıyor. O konuda neler söyleyeceksin? Çok onu takip edemedim. Yeni geldim New York'tan zaten. Günün sonunda hepimiz hayvan delisi büyüdük. Hep hayvanların haklarını koruduk. Hiçbir durumda bir canlı uyutulması içimize sinmez. O zaten aynıyız yani. Tüm dünya böyle aslında ama Amerika gibi gelişmiş bir ülkede, ki birçok açıdan gerçekten gelişmiş, böyle uygulanıyor olması çok kötü bir referans. Yani başka ülkelerde de öyle galiba. Çok üzücü. İşte hayvanlar için her şeyi yapmamız lazım. Seni gördükleri zaman Tolga mı diyorlar, Hugo mu diyorlar? Şimdi beni 25 yaşın altı pek bilmiyor. Yani onlar dolaylı biliyor. YouTube'dan ya da başka yerden biliyorlar. Diğerleri de Tolga abi diyor. Artık hani 40 yıldır tanışıyoruz. Seninle tanışmama da çok sevindim. Ben de çok sevindim. Güzel bir sohbet oldu. Herkes sevgilerimi çok sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel akşamlar. Benim için zevk. Bay bay. Bay bay.